Merhaba, Ya Doğruysa kanalına hoş geldiniz. Hayal edin, bir bilgisayar, bizim klasik bilgisayarlarımızın yıllar sürecek hesaplamalarını yalnızca saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Kuantum bilgisayarlar bu hayali gerçeğe dönüştürmek üzere. Üstelik, Türkiye'de ilk yerli kuantum bilgisayar geliştirildi bile. Gelin, bu süper teknolojinin ne olduğunu, dünyada ve ülkemizde neler yapıldığını birlikte keşfetmeye, hazır mısınız? Haydi başlayalım. Kuantum bilgisayar nedir? Klasik bilgisayarlar bilgiyi bitlerle, yani 0 ve 1 ile işler. Ama kuantum bilgisayarlar, qubit adı verilen birimler kullanır ve bunlar aynı anda hem 0 hem de 1 olabilir. Bu özellik, süperpozisyon olarak adlandırılır ve bu bilgisayarların inanılmaz hızını sağlar. Ayrıca qubitler arasında dolanıklık denen bir bağ var. Bir qubit değiştiğinde, dolanık olan diğeri de anında etkilenir. İşte bu iki özellik, kuantum bilgisayarları, bildiğimiz bilgisayarlardan çok farklı ve çok güçlü yapıyor. Türkiye'deki ilk kuantum bilgisayar. Türkiye, bu teknolojinin gerisinde kalmıyor. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirilen ilk yerli kuantum bilgisayar büyük bir atılım. Bu bilgisayar, ülkemizin savunma sanayi, bilimsel araştırmalar ve eğitim gibi alanlarda uluslararası rekabette daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayabilir. Teknik özellikler, bu yerli kuantum bilgisayar, sürekli geliştirmeye açık bir altyapıya sahip ve şu anda eğitim ve araştırma projelerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Bu, Türkiye'yi kuantum dünyasında sayılı ülkeler arasına sokabilecek önemli bir başlangıç. Kullanım alanları, yapay zeka geliştirme, büyük veri analizi ve hatta savunma sanayi için kullanılabilecek bir potansiyele sahip. Dünyadaki kuantum bilgisayar gelişmeleri, tabii ki, dünyada bu konuda boş durmuyor. IBM, Google, Çin ve Avrupa'daki birçok ülke bu yarışta öne geçmeye çalışıyor. IBM'in 2024'te tanıttığı 127 qubitlik bilgisayar, şu ana kadar geliştirilen en güçlü kuantum sistemlerden biri. Bu bilgisayar, karmaşık problemleri saniyeler içinde çözebiliyor. Google, kuantum üstünlüğü olarak bilinen dönüm noktasına ulaştığını iddia etti. Bu, bir kuantum bilgisayarın, klasik bir bilgisayarın asla yapamayacağı bir işi başarıyla tamamlaması demek. Düşünsenize, klasik bilgisayarın binlerce yılda çözebileceği bir problemi sadece 200 saniyede çözdüler. Çin, fotonik tabanlı kuantum bilgisayarlarla hızla ilerliyor. Bu sistemler, kuantum ışık parçacıkları kullanarak inanılmaz bir hız ve hassasiyetle işlem yapabiliyor. Klasik bilgisayarlar bir kütüphanedeki her kitabı tek tek okurken, kuantum bilgisayarlar aynı anda tüm kütüphaneyi okuyabilir. Evet, bu kadar hızlılar. Kuantum bilgisayarların uygulama alanları, kuantum bilgisayarlar yalnızca hızla ilgili değil, yaşamın birçok alanında köklü değişikliklere yol açacaklar. İlaç geliştirme, kuantum bilgisayarlar sayesinde ilaçların geliştirilme süresi yıllardan aylara inebilir. Moleküler simülasyonlar sayesinde kanser gibi hastalıkların tedavisinde büyük ilerlemeler bekleniyor. Şifreleme ve siber güvenlik, ancak bu teknoloji bir tehlike de barındırıyor. Kuantum bilgisayarlar, günümüzün şifreleme sistemlerini çözebilecek güce sahip. Bu yüzden, kuantuma dayanıklı şifreleme sistemleri geliştirilmesi büyük bir öncelik. Meteoroloji ve iklim modelleri, hava durumu tahminlerinde, kuantum bilgisayarlar çok daha hassas ve uzun vadeli tahminler yapabilir. Bu, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol oynayabilir. Yapay zeka ve makine öğrenimi, kuantum bilgisayarlar, yapay zeka sistemlerini eğitmede devrim yaratabilir. Daha hızlı ve akıllı yapay zekalar mümkün olacak. Kuantum teknolojisinin zorlukları, tabii ki, bu teknoloji mükemmel değil ve önünde ciddi engeller var. Kararlılık sorunu, qubitler çok hassas. En küçük bir titreşim bile sistemin bozulmasına neden olabilir. Soğutma gereksinimi, kuantum bilgisayarlar eksi 273 santigrat derece gibi inanılmaz düşük sıcaklıklarda çalışıyor. Bu, teknolojiye erişimi ve yaygınlaştırılmasını zorlaştırıyor. Yüksek maliyetler, kuantum bilgisayarlar geliştirmek ve çalıştırmak milyonlarca dolara mal oluyor. Bu da onların sadece büyük şirketler ve hükümetler tarafından kullanılabilir olmasını sağlıyor. Yani kuantum bilgisayarınızı evde kullanmak istiyorsanız, bir de devasa bir dondurucu almayı unutmayın. Geleceğin kuantum dünyası, peki, bu teknoloji hayatımızı nasıl değiştirecek? İşte birkaç çarpıcı öngörü. Kuantum internet, tamamen güvenli bir internet ağı, kuantum bilgisayarlarla mümkün olabilir. Verilerimiz hiçbir şekilde ele geçirilemez. Yeni meslekler, kuantum mühendisliği, algoritma geliştirme gibi meslekler çok yakında büyük talep görecek.
belki de geleceğin en kazançlı mesleklerinden biri olacak. Karmaşık sorunların çözümü, küresel ısınma, enerji sorunları, lojistik ve hatta şehir planlaması gibi devasa problemlerin çözümünde kuantum bilgisayarlar anahtar rol oynayacak. Bugün kuantum bilgisayarların büyüleyici dünyasında bir yolculuğa çıktık. Türkiye'nin bu alandaki başarısından global gelişmelere kadar birçok konuyu ele aldık. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kuantum bilgisayarlar dünyayı kurtarabilir mi, yoksa yeni bir tehlike mi yaratacak? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca, beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecekteki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.